Şuna bir bakar mısınız? Gerçekten patatesler dökülüyor. Çatalı taktığınız anda birbirinden ayrılıyor. Gerçekten harika bir tarif oldu. Mutlaka evinizde yapıp deneyin arkadaşlar. Samimi Mutfak yemek kanalından herkese selamlar. Harika bir tarifle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi kırmızı etin gerçekten inanılmaz fiyatlara satıldığı ülkemizde tavuk etine rağbet arttı ve bugün ben sizlere tavuk etinin patatesle en güzel uyumu olan fırın poşetinde nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Hemen zaman kaybetmeden malzemelerimizi sayıyoruz. Şöyle bir patates şu kalınlıkta doğrayabilirsiniz. İsterseniz büyük de doğrayabilirsiniz. Bu sizin ihtiyacınıza göre değişir. Butlarımız var. Yine 400 gram kadar tavuk butu. Biraz sarımsak, burada 3-5 diş kullanacağım. 1 adet domates, 2 tane biber, bahçemden topladığım havuçlarım var. Çok az bir biber salçası, biraz pul biber, karabiber, isteğe göre biraz da tuz, biraz da sıvı yağ. Öncelikle tavamızı güzelce ısıtıyoruz. Yağımı hemen döküyorum. İlk yapmam gereken konu ürünlerin güzel bir şekilde mühürlenmesi lazım. Hemen bakın şu şekilde etlerimi mühürlüyorum öncelikle ki fırın poşetinin içerisinde istenmeyen bir koku, istenmeyen bir tat bırakmasın. Tavanız ne kadar sıcak olursa mühürleme işlemi o kadar kolay olur. Tavuk gibi ürünlerde mühürlemeyi yaparken mutlaka tavanızın iyi ısınmış olmasına dikkat edin. Bir de mühürleme yapacağınız ürünün derilerini alabilirsiniz. Çünkü deri de istenmeyen bir şekilde atık malzemeler birikmiş olabilir. Bu yüzden ben derilerini de aldım ve şöyle birkaç parça tavuğumu güzel bir şekilde mühürleyeceğim. Ve sonrasında fırın poşeti içerisinde diğer ürünlerle işlemlerimize başlayacağız. Hemen bunun mühürlenme işlemini tamamlayalım ve fırın poşetinde mükemmel bir tavuk nasıl yapılır sizlerle paylaşalım. A few moments later. 1-2 dakika içerisinde tavamızın ilk sıcaklığı geçtikten sonra şöyle bir salladığınızda bakın etlerin kendini bıraktığını, çok güzel bir şekilde kızarmaya başladığını görüyoruz ve hemen etlerimi şöyle bir ters düz ediyorum. Diğer yüzlerinin de mühürlenmesini istiyorum. Mühürlenme işlemi düzgün yapılırsa etlerin sıvıları kesinlikle tavaya geçmeyecektir. Tavada hiçbir şekilde sıvı kalmaması lazım. Aksi takdirde istediğimiz lezzette fırın poşetinde yemek yapmamız mümkün olmayacaktır. Hemen bunları ters çeviriyorum. Bu aşamada arkadaşlar hafif pembeleştikten sonra üzerine birazcık tuzumu şöyle ilave ediyorum ki etlerime bir yapışsın o tuz ve güzel bir lezzet bıraksın. İsteğe göre çok az bir kırmızı biber, 3-5 parça da sarımsak şöyle atıyorum ki etlerin istenmeyen bir kokusu varsa onu da alsın. Sonra üzerine çok az bir şey de sıvı yağ üzerinden dökebilirim şu şekilde. Böylelikle kavurma işlemini daha güzel bir şekilde yapabiliriz ve hafif şöyle bir sallıyorum. Etlerimiz harika bir şekilde mühürlendi. Sarımsağın o lezzeti, hafif pul biberin lezzeti etlere geçti ve suyunu da bıraktı çok az bir şekilde. Şimdi de şöyle güzel bir köy biber salçasıyla birlikte kırmızı toz biber ve merdane karabiberi de bunun içerisine şöyle ekliyorum. Çok az ekleyin, fazla koymayın yoksa tadını bozabilirsiniz. Ve birazcık da bununla birlikte tatlandırma işlemi yapıyorum. Bu aşamada arkadaşlar kenardan hazırlamış olduğumuz sebzelerimizi, yani domatesimizi, biberimizi, havucumuzu bunun içerisine katabiliriz ve mükemmel bir lezzet şölenini hep beraber şöyle biraz kavuralım. Bu işlere çok fazla zaman harcamanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir rengini değiştirsin. Ve bunun üzerine çok az bir şey su ilave ederek şöyle sebzelerin hafif kendini bırakması için 2 dakikada bu şekilde suyuyla, kendi buharıyla üzerine de bir kapak kapatacağım ve bekleteceğim. Bakın bu hale geldikten sonra bütün lezzetler birbirine karıştıktan sonra içerisine artık patateslerimizi de ekleyebiliriz ve şöyle karıştırıyorum. Bütün hepsini alt üst yaptıktan sonra fırın poşetimin içerisine yerleştiriyorum. Etlerimiz, domatesimiz, biberimiz ve patatesimiz bu tavada birbiriyle buluştu. Çok az bir şey de böyle sıvıyla kavruldu. Şimdi bunları fırın poşetimin içerisine güzel bir şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Fırın poşetinin üzerine de 1-2 tane delik açmanız gerekiyor ve bildiğiniz gibi fırın poşetlerinin şöyle bir kendi bağlama aparatı var. Bununla da kapağını bağlayıp fırınımıza koyacağız. Ben hemen bunları dolduruyorum ve son halini de fırına atmadan önce sizlerle paylaşıyorum. Hadi bakalım. İşlerimizi toparlayalım. Fırın poşetine yerleştirdik ve borcamın içerisine koyduk. Şimdi bunun üzerinden birazcık sıvı yağ koyuyorum ki içinde kızarma işlemi düzgün olsun. Az bir şey sıvı yağ koydum. Çok az bir şey de su koyuyorum içerisine ki daha yumuşak olsun. Şöyle biraz alt üst ederek karıştırıyorum. Şimdi bunun kapağını rahatlıkla kapatabilirim. Hemen elimdeki aparatla kapağını kapatıp üzerine delikler açıyorsunuz ve daha önce ısıttığınız 180-200 derece fırına atıyorsunuz. Borcamın altına da şuraya da bir miktar su koyabilirsiniz. Şöyle bir bardak kadar, yarım bardak kadar su koyalım altına da. Böylelikle çok daha rahat bir şekilde fırının buharıyla pişme işlemi sağlanacaktır. Ama üzerine mutlaka delik delmeyi böyle unutmayın. Bıçakla 2-3 parça deliğimizi deliyoruz. Patatesli tavuklarımız fırına gitmeye hazır. Hadi bakalım fırına. Hemen geliyoruz, şöyle açıyoruz kardeşlerim. 40 dakikada pişti. Ben biraz orta ateşte pişirdim. Hemen şöyle alıyoruz. Bakalım ürünümüz ne halde. Bu arada ben pilavımı da hazırladım. Gerçekten şu anda mükemmel gözüküyor. Birazcık soğumasını bekledim arkadaşlar. Hemen bunu bir açalım. İçinde buhar olduğu için arkadaşlar elinizi yüzünüzü sakın yakmayın. Hemen şöyle açıyorum. Ürünün içini de gösteriyorum. Bakın tavuklar ne hale gelmiş. Çatalı taktığınız anda tavuk bildiğiniz artık dağılıyor arkadaşlar. Şu parçayı Samimi Mutfak tayfası için ağzıma atıyorum. Harika olmuş. Hemen patatesleri göstereyim. Bakın arkadaşlar patates daha çatala almadan dağılıyor. Siz de evinizde imparatorluğunuzu ilan etmek için ve mükemmel tariflerle kavuşmak için Samimi Mutfak kanalından ayrılmayın. Kendinize çok iyi bakın. 20.000 aboneye doğru giderken hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Gezi videolarımız, yeni yemek videolarımız ve püf noktaları videolarımız kanalımızda devam edecek. Allah'a emanet olun dostlar. Görüşürüz.